Otumuz arkadaşlar bakın burada. Büyümüşler bayağı da. Şöyle sizlere daha yakından tanıtalım. Yemlik otların padişahı olarak geçer. Çok da faydalıdır. Biz yemliğin yemeğini yapmıyoruz. Nasıl tüketiyorsunuz diye soracak olursanız taze taze tüketiyoruz arkadaşlar. Ama yemliğin böyle sade olarak değil de diğer otların yanında karıştırarak da bazlamasını yapıyoruz. Salatasını yapıyoruz. Olabildiğince de bu şekilde toplayıp ekmeğin arasına tuzlayıp ya da tuzsuz fark etmez koyarak tüketiyoruz. Arkadaşlar bu her şekilde yenilebilen bir ot. Biz bunu böyle temizliyoruz, tertemiz yıkayıp onun otuna bunu böyle yemeyi tercih ediyoruz. Otların padişahı. Sizin yörenizde nasıl adlandırılıyor arkadaşlar bizim yemlik dediğimiz ot? Yorumlara bırakırsanız memnun oluruz. Sütünü görüyor musun? Çok sütlü bir bitki zaten. Arkadaşlar burada şimdi size göstermek için temizliyorum. Rüzgarlı bir hava. Thank you.
Yemlikler ilkbaharda çıkar arkadaşlar. Çok kıymetli otlardan biri. Aynen. Fırsatınız varsa sizler toplayın vakit kaybetmeden. İlkbaharın çıkar. Diğerlerin sonbaharında çıkar. Acımarı, kuş ekmeği falan. Sonbaharın bulabilirsiniz ama bunları. Evet. Ama yöreden yöreye de değişebilir. Bizim burada. Bu şekilde. Bugün yemlik cennetindeyiz. Ben oradan aldım geldi. Bu da dede sakalı arkadaşlar. Dede sakalı. Yeni büyüyor bu da taze. Şöyle bakın arkadaşlar. Dede sakalı yeşil biraz daha. Kıvrımlı yaprakları var. Evet. Yemlik düz yapraktı. Biraz daha kalın. Evet. Biraz da böyle rengi kül rengini açık. Bununki biraz daha koyu. Şöyle göstereyim. Ve ikisi de sütlü bitki. Bunun kökünde kırmızılık var yalnız. Pembelik. Dede sakalının kök tarafında pembelik var. Yemliğinki beyaz. Evet. Bu dede sakalı arkadaşlar. Dede sakalı, yemlik böyle tarımı bir yıl falan yapılmayan yerlerde özellikle dede sakalı tarım yapılmayan yerde daha çok çıkar. Yani o tarımı yapılmayan yerde çıkar. Yemlik tarımı yapılan yerde de çıkar. Yapılmayan yerde de çıkar. Ama şeysini dede sakalını sürülmüş yerde, bir yıllık sürülmüş yerde bulamazsınız arkadaşlar. Burası geçen sene sürülmediği için o yüzden bu sene burada var. Tarım yapılsaydı dede sakalı olmazdı.
Çayırın kenarında da çıkmış arkadaşlar. Alt tarafında tüyleri var arkadaşlar. Gözüküyor mu bilmiyorum ama pamukları var. Bugün otomatik karışık toplamadık arkadaşlar. Siz daha iyi bilirsiniz diye, tanıyasınız diye. Yem depotu ilk önce yukarıya büyür. Bakın şuradaki yeme. Sonra artık yeri yayvanlaşır. Yasırır yeri. İlk önce yukarıya büyür. Sonra geriye yatar. Taze olduğu için. Böyle. Yeni çıkmış. Bu yükselme anı. Artık koltuğuna oturma hazırlandı. Oturmuş yani koltuğuna. Yayılmış. Burada dede sakalı. Burada yemli. Arkadaşlar ama ona dokunmayacağız tabii ki. Büyüsü daha sonra toplayacağız. Bugün de arkadaşlar sizlerle birlikte yemlik otunu topladık. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Eğer faydalandıysanız videomuzdan beğeni ve yorum bırakarak destek olmayı unutmayın. Başka bir videomuzda görüşene dek sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.